değerli tiyatro sanatçımız ve Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Şensoy, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Sayın Şensoy, çok eşine ve benzerine dünya tarihinde de ender rastlanılıp rastlanılan bir şekilde gerçekleşen bir halk hareketi olarak genelde tanımlanan bu son süreci, son hareketi siz nasıl tanımlıyorsunuz ve nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Bu bence Türkiye için umut ışığı olan, bana heyecan veren bir buluşmadır. Çünkü burada başbakanın çapulcu dediği bir grup değil, bir politik grup değil, değişik dünya görüşlerinden insanların, Fenerbahçeli'nin, Cimbomlu'nun, çarşı grubunun, apolitik bir sürü insanın anti AKP şemsiyesi altında buluşması çok heyecan verici. Ben son yıllarda gençliğin bu kadar apolitik olmasından şikayet edenlerdenim. Nerede bu gençlik diye soranlardanım. Birdenbire bardağa taşınan son damla oldu. Valinin çalıdan daha ince üç ağaç diye tanımladığı sökülmüş ağaçlar. Sayın Şensoy, tabii eylemin bir anlamda sürecine ilişkin olarak da tespit yapılmakta esasen zorlanılıyor. Hani böyle bir hareketin daha önce pek yaşanmamış olması konusunda. Buna yönelik olarak bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Nasıl bir rota ve öngörünüz söz konusu? Tabii bu başında söylediğim gibi bir halk hareketi. Evet. Halk birdenbire kendisine çapulcu diyen ve bir sürü şeyin ardında Gezi Parkı olayı bardağa taşıran son damladır. Bunun öncesi var tabii ki halk. Demokrasi istiyor, özgürlük istiyor, yargıda bağırıyor. Bütün bu taleplerine karşı devamlı halk eziliyor. Halkın patlamasıdır yani. Sokağa çıkmasıdır. Bir de şu çapulcu konusunda da bir açıklama yapmak istiyorum. Çapul kelimesinin karşılığı yağma, talan demek. Kasımpaşa'daki Roman kardeşlerimiz, sevgili kardeşlerimiz dilinde de bunun adı plaçka. Ya çapulcu, çapul yoluyla başkasının malını alan talancı, yağmacı, plaçkacı. Gezi Parkı'nı korumak isteyenler mi çapulcu? Topçu kışlası mı? AKM'yi AVM'leyerek halkın parkını talan eden mi çapulcu? Yanlış kullanılıyor terim. Çapulcu biz değiliz. Onlar çapulcu. Sen bundan da pek rahatsızlık yok galiba. Ben size onu da sormak istiyorum Sayın Şensoy. İnanılmaz sloganlar türedi. İnanılmaz yazılar var. İnanılmaz görüntüler var. Toplumun... Hepimiz çapulcuyuz derken insanlar çapulun yağma talan demek olduğunu, evet, hepsi bunun bilincinde değiller. Altını çizmek istedim. Doğru. Özellikle buna yönelik değerlendirimiz nasıl olacak? Sloganlar, yazılar, eleştiriler, duvarlara yazılanlar, sosyal medyada yazılanlar son derece yaratıcı gözüküyor. Çok kısa da bunu değerlendirmeniz. Evet, çok eğleniyorum. Bizim mizah duygumuz çok gelişmiştir. Bu genç kuşağın ki bizi de katladı. Çok mutluyum sloganlarda. Çok güzel peki şeyler çıkıyor. Peki efendim. Size çok çok teşekkür ediyorum. Yoğun tempoda bize de vakit ayırıp değerlendirmelerde bulunduğunuz için. Rica ederim. Bu bir direniştir. Direnişin sürmesini diliyorum. Peki efendim. Çok teşekkürler. Sayın Şensoy'a da teşekkür ederek uğurluyoruz. Değerli tiyatro sanatçımız ve Aydınlık Gazetesi yazarı Şensoy da bu büyüyen halk hareketini, yükselen halk hareketini böyle değerlendiriyor.